eskiden götürüp nehirde balıklara yem olarak attığımız bayat ekmekler şu anda yok satıyor. Ayda 200-300 tane bayat ekmek satmaya başladı. Vatandaş taze ekmeğin yarı fiyatına olan bayat ekmeğe rağbet etmeye başladı ve balık yemi olarak kullanılan bayat ekmekleri şu anda vatandaşa satıyoruz diyor. Aya sert iniş yapacağız diyenlerin vatandaşı getirdiği noktayı ortaya koyması bakımından çok önemli. Balıklara atılan bayat ekmeklerin yenmesi. E neden böyle? E biraz önce söyledim. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı. Asgari ücret açlık sınırının altında. Memur maaşı aç kalmaktan hallice. Asgari ücretli bir öğünde bir aile ferdine 6 lira 80 kuruş ayırabiliyorsa gidip bayat ekmek almak mecburiyetinde kalacak tabii. Açlık sınırının yarısı kadar maaş alan milyonlarca emekli, bağış, bayat ekmek almak zorunda kalacak tabii. Ve şimdi sırtımızdaki küfelerin bir örneği olarak geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan AK Partili Belediye Başkanı'nın makam odası, ihalesi. Makam odasını yanlış duymuyorsunuz, 28,5 milyon liraya ihale ediyorlar. On buçuk milyon lira makam odasının inşaatı, 18 milyon lira yani 1 milyon dolar da makam odasının içinin tefrişatı elektrik elektronik aksamı için. Yirmi sekiz buçuk milyon liraya makam odası yaptı. Vatandaş bayat ekmek yiyor. Yirmi buçuk milyon lira, bir buçuk milyon dolara makam odası. Bir belediye binası inşa edilmiyor, yanlış anlamayın sadece belediye başkanının makam odasına yapılan masra. Ama hiç önemli değil. Neden? Çünkü hiçbir olumsuzlukta bir sorumluluk almadıkları gibi hayat pahalılığının sorumluluğunu da kendi üzerlerine almıyorlar. Patatesçiler, soğancılar, stokçular en sonda üç harfli marketler. Üç harfli marketlere 2.7 milyar lira idari para cezası kesiyorlar. Efendim hayat pahalılığının sorumlusu sizsiniz diye. Bu soruşturmanın devamı niteliğindeki soruşturmada geçen haftalarda sonuçlandı. Bir 828, 878 milyon lira daha ceza kesiyorlar. Üç harfli marketlere 2.7 milyar lira artı 878 milyon lira. Neden? faiz fiyat uygulamasından dolayı, hayat pahalılığına sebep olduklarından dolayı. Peki bu noktada şunu sormamız lazım. Peki üç harfli marketleri günah keçisi yaptınız da bizzat devletin işlettiği Sayın Cumhurbaşkanının alışveriş yapıp tavsiye ettiği tarım kredi kooperatifi marketlerine ne diyeceğiz? Tarım kredi kooperatifleri marketinde zam gelmeyen tek ürün 25 kuruşa satılan naylon poşet oldu. Naylon poşet dışında diğer ürünlerdeki artış oranları yüzde 263'e kadar fırladı. Tarım Kredi Kooperatifinden bahsediyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde geçen yıl 8.75 olan bir kilo nohut bu sene 24 liraya çıktı. Geçen yıl 2.75 lira olan bir paket makarna bu sene 11.5 liraya yükseldi. Geçen sene 19.5 lira olan bir kilo kaşar peyniri bu sene 147 lira oldu. Tarım Kredi Kooperatifinden bahsediyor. Geçen yıl 15 liraya satılan bir kilo beyaz peynir bu sene 79 lira oldu. E peki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın alışveriş yaptığı tarım kredi kooperatifi marketlerine de aynı cezaları kesecek misin? Biz biz ne diyoruz? Diyoruz ki kardeşim bu hayat pahalılığının sorumlusu üç harfli marketler değil, üç haneli enflasyon oranlarıdır. Üç haneli enflasyon oranları. üretici enflasyonu yüzde 160 olmuş. Tarım üretimindeki girdiler yüzde 400'e kadar artmış. Akaryakıt, köprü otoyol ücretleri, elektrik ücreti, ithal gübre, ithal tohum, ithal tarım ilacı, nakliye maliyeti, vergiler bunların hepsini üst üste ekliyorsunuz muazzam bir girdi maliyeti çıkıyor. Muazzam bir üretici enflasyonu çıkıyor. Ondan sonra da bu üç haneli enflasyon canavarı karşısında siz gidip üç harfli marketleri suçluyorsun. Peki enflasyon neden arttı? Enflasyon asıl olarak özellikle gıda da tarımda iki sebepten. Birincisi üretimsizlik. Türkiye AK Parti iktidara geldiğinde 65 milyon nüfusu vardı. Bugün 85 milyon nüfusu var. Tarım üretimi neredeyse yarı yarıya azalmış. E senin nüfusun 65'ten 85'e çıkıyor, tarım üretimin yarı yarıya azalıyor. Çok temel bir arz talep meselesi. Arz azalıyor, talep artıyor. Bakınız daha dün vakıf olduğum bir bilgi. 2022 yılında dünyada en çok buğday ithal eden ikinci ülke olmuştur Türkiye. Birinci kim? Çin. E Çin zaten 1.7 milyar nüfusuyla zaten birinci onu sayma zaten. Türkiye aslında dünyada en çok buğday ithal eden birinci ülke denilebilir bu rakam. Nereden nereye? Hayaldi gerçek oldu. Gerçekten de yaparsa AK Parti yapar diyorlardı. Gerçekten doğru söylüyor. Bundan 20 sene önce Türkiye buğday ithal eden ülkeler sıralamasında yoktu bile. Kendi buğdayını kendisi üretiyordu. Dünyada en çok buğday ithal eden ülke haline gelmiş. E şimdi sen üretimsiz olursan talep artarken arz azalırsa bu talebi ithal ürünlerle karşılamaya kalkarsan e bir de üstüne döviz kurları patlarsa Dolayısıyla döviz kurlarının patlaması hem ithal ürünlerin fiyatını patlatıyor hem de Türkiye'deki girdi maliyetlerini patlatıyor. Döviz kurları neden patlıyor? Döviz kurları dış güçlerin oyunundan değil, iktidarın yanlış ekonomi yönetiminden patlıyor. Neden? Borç, faiz ve beton çimento ekonomisi yüzünden. Neden? E çünkü borçla ihtiyacını karşılıyorsun. 12 ayda geri ödemen gereken dış borç miktarı 185 milyar dolar olmuş. 185 milyar dolar. 12 ayda bu parayı bulup ödeyeceksin. Bitti mi? Hayır. Gelecek 12 ayda bir 185 milyar dolar daha bulacaksın. Dış ticaret açığı ne kadar oldu 2022 yılında? 110 milyar dolar. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Cumhuriyetin 100. yılına 110 milyar dolar dış ticaret açığıyla girdi. Ne demek bu? 110 milyar dolar da dış ticaret açığını finanse edeceksin. Yılda 300 milyar dolar döviz bulman lazım. E bu dövize olan talep de dövizi patlatıyor. Her ay 25 milyar dolar, her bir Allah'ın günü neredeyse 1 milyar dolar döviz bulman lazım. Dövizi patlatıyor. E peki neden patlıyor? İşte biraz önce söyledim. Dış ticaret açığı yüzünden. Dış ticaret açığı neden? Beton çimento ekonomisi yüzünden. Üretmemişsin, ihraç etmemişsin. Dış ticaret açığın artmış. 12 ayda neden 185 milyar dolar dış borç geri ödemen var? E Kaynak ihtiyacını borçla karşılıyorsun. Dek bütçe yapmamışsın. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretmemişsin. Yani dövizin patlaması da borç faiz ve beton çimento ekonomisi yüzünde. Bir de üstüne üretimsizlik ekleniyor. Tarımın katledilmesi. E, böyle olunca da bu fiyatlar patlıyor. Dolayısıyla suçluyu yanlış yerlerde arıyorlar. Asıl suçlu borç, faiz, beton, çimento ekonomisidir. Üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçmeden, denk bütçe yapmadan, kaynak paketleri, milli kaynak paketleriyle kaynak üretmeden istediğin kadar üç harfli marketlere ceza kes, istersen hepsini kapat, ne yaparsan yap gene de bu sıkıntının üstesinden gelemez. Ekonomik gidişatla ilgili ifade etmek istediğim bir hususta Sayın Cumhurbaşkanının faiz sebep enflasyon neticedir teorisiyle ortaya konulan yeni ekonomi modelinin ne noktaya bizlere getirdiğiyle ilgili bir tespit. Bu yeni ekonomi modelinin ilan edilen hedefleri şuydu. Yatırımlarda ve istihdamda artış sağlanacak. Yani faizleri düşüreceğim. Dolar patlasa da patlayacak. Değersiz bir TL olacak. Ama bu yatırımlarda ve istihdamda artışı sağlayacak, ihracatta artışı sağlayacak. Enflasyonda ve döviz kurlarında zaman içerisinde düşüşe sebep olacak. Cari açığımızı cari fazlaya dönüştürecek. Bu hedefleri ilan ettiler ve 2021 Eylül'de Merkez Bankası'nın politika faizi %19 iken faiz indirimlerine başladılar. En son gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla politika faizi yüzde 9'a kadar indirildi Kasım ayında. Ancak şu geldiğimiz noktada faiz indirimleri başladığında yüzde 19 seviyesinde olan enflasyon bugün yüzde 64 seviyesine gelmiş. Bu da TÜİK'in enflasyon. Yani bu yeni ekonomi modeli enflasyonu düşürmemiş tam tersine patlatmış. Dolar kuru faiz indirimleri öncesinde 8 lira 40 kuruşken... Şu anda 18 lira 80 kuruş seviyesine gelmiş. Dövizi doları düşürmemiş tam tersine patlatmış. Büyüme hızı ilk çeyrekte yüzde 7.3 iken 2022'nin son çeyreğinde yüzde 3.9'a inmiş. Büyümeyi arttırmak yerine büyüme tam tersine geriye gitmiş. Düşük faizle patlayacağı öne sürülen yatırımlar tam tersine eksiye dönmüş. Büyüme geri gidiyor, yatırımlar eksiye dönüyor, döviz kuru patlıyor, enflasyon patlıyor. Ne hedef konulduysa tam tersi noktaya gelinmiş. İşsizlik azalacak diyorlardı, işsizlik %10.2'ye çıktı. Genç işsizlik bir ayda iki puan artışla %22 seviyesine geldi. İşsizlik de azalmadı, tam tersine arttı. Cari fazla vereceğiz diyorlardı, cari açık 40 milyar dolar. Dış ticaret açığı 110 milyar dolar ve yıllık ithalatta 350 milyar dolar seviyesine kadar gelmiş durum. Ne söyledilerse yeni ekonomi modelinin hedefi olarak hiçbiri tutturulamadı, tam tersine gitti. Faiz indirimlerine rağmen de ticari krediler, bireysel krediler, konut kredileri tam tersine yükseldi. Buradan kim karlı çıktı? Merkez Bankası'ndan yüzde dokuzla fonlanan özel bankalar bu yüzde dokuzla aldığı krediyi yüzde on beşle yirmiyle otuzla hazineye, şirketlere, vatandaşa, halka verdiler ve bir yılda karları yüzde dört yüz yirmi arttı. Faiz lobisiyle mücadele edeceğiz, faizi düşürüyorum diyor. Tam tersine faiz lobisinin karlarını yüzde dört yüz yirmi arttırıyor. Çünkü sen politika faizini düşürdün diye gerçek hayattaki faizler düşmemiş ve diğer söylediğin hedeflerinde hiçbir tanesini tutturamamışsın. Dolayısıyla yeni ekonomi modeli geçen zaman içerisinde görüldü ki Türkiye ekonomisine çok büyük zarar verdi ve söyledikleri hedeflerin hiçbirini tutturamadılar. Peki ne olacak? Faizi yükseltmek mi lazımdı? Hayır, biz ne diyoruz? Faizi kapitalist sistem içerisinde sadece tek bir unsuru alıp da düşürmeye kalkarsan diğer tarafları patlatıyorsun. Dolara bu derece bağımlı bir ekonomide, bir ithalat ekonomisinde sen faizi bu kadar düşürdüğün zaman dolar patlıyor. Dolar patlayınca enflasyon patlıyor. Maliyetler patlıyor. Ne yatırım oluyor, ne istihdam oluyor, ne üretim oluyor, ne ihracat oluyor. E peki ne yapılması lazım? Sen faizden kurtulmak istiyorsan biraz evvel genel sekreterimiz Suat Pamukçu Bey'in de ifade ettiği gibi borçlanmayı durduracaksın. Borçlanmayı. Borçlanmayı nasıl durduracaksın? Denk bütçeyle devletin borçlanmasını durduracaksın. Havuz sistemiyle devletin borçlanmasını durduracaksın. Vatandaşın borcu olan ihtiyacını nasıl ortadan kaldıracaksın? Vatandaşa açlık sınırının altında maaş vermek yerine vatandaşın refah seviyesini arttırarak durduracaksın. Sen milyonlarca emekliye, asgari ücretliye açlık sınırının altında maaş verirsen onu borca mahkum ediyorsun. Borçla demek faiz demek. Peki özel sektörün... Şirketlerin borçlanması nasıl duracak? Devletin sağlayacağı faizsiz kredilerle, yapacağı desteklerle, sübvansiyonla. Bunu yapmadan faizle mücadele edeceğim diye sadece faizi düşürdüğün zaman işte dedim söyledim. Göstergeler ortada. Enflasyon patlıyor, döviz kurları patlıyor, maliyetler patlıyor. Dolayısıyla faizle mücadele etmek için şu şartlar içerisinde asıl yapılması gereken borçlanma ihtiyacını ortadan kaldırmak. Devletin borçlanması denk bütçe ve havuz sistemiyle ortadan kaldırılacak. Vatandaşın borçlanması vatandaşın alım gücü refah seviyesi arttırılarak ortadan kaldırılacak. Özel sektörün borçlanması da faizsiz kredilerle ve devletin sağlayacağı desteklerle ortadan kaldırılacak.